Arkadaşlar merhabalar. Şu anki inceleme konumuz en son bir an önce yapılan analiz olan Borusan hissesi ile ilgili çalışma. Şimdi Borusan hissesi ile ilgili şunu söyleyebilirim. En son yaptığım çalışmada arkadaşlar Borusan hissesi tam şu trend çizgisinin üzerinde kalmıştı. Buradan ne yapabilirdi? Buradan tepki alımı yapabilirdi bir. Yapabilme potansiyeli vardı. Endeks sıkıntı çıkarmasa ki zaten o yüzden en son yaptığım analize baktığım zaman arkadaşlar Borusan tavana gidiyordu. Yani şu yukarıdan alanlar için bile şu an öyle bir fırsat tanımış ki yukarıdan alanlar en kötü yerden alanlar için dahi paraların tamamını harcamadılarsa karlı çıkmalarına fırsat tanıyacak bir ortam sunmuş şu an için. Zaten de ucuz bir hisse değil arkadaşlar, pahalı bir hisse bu yani. Ve bu aşağıdaki destek noktalarında ise yaklaşık olarak ne kadar yükselmiş? %81 oranında yaklaşık olarak arkadaşlar yükselmiş. Tepki alımı yapmış. Düşen kanalı da kırmış. Ve şu an ne? Şu an ise desteğinde kalmış. Desteğinde kalması güzel bir şey arkadaşlar. Hissenin şu desteğinde kalması güzel bir şey. Hala söylüyorum. Hissenin aşağıda gelebileceği kötü yerleri var ama yukarıda gidebileceği hedefleri de var. Şu an bu eğer burada tutunabilirse endekse sıkıntı çıkarmasa şu yukarıdaki 900 rakamlara kadar ama bunun piyasa koşullarını desteklemesi lazım ki şu andaki değerinin 2 katı arkadaşlar. Bunu şu an için gidebileceğini düşünmüyorum. Ama bakın bir ayda %80 yapmış. Yani yaklaşık olarak bu yaptığını zaten yaparsa 800 rakamlara zaten geliyor. Şu an bir ayda yaptığı bakın arkadaşlar ciddi bir potansiyelle yükselmiş bu hisse. Bir ayda yaptığı işlemi burada yaparsa çok da böyle hayal uçuk kaçık rakamlar değil. Bunlar altını çiziyorum. Gelebilir mi? Gelebilir. Aradaki destek ve dirençleri daha doğrusu dirençleri geçince destek olacak noktaları çizmedim. Şu an için konumuz olmadığı için ama arkadaşlar eğer ki geçerse hatırlatın, gerekirse bir daha analiz yaparız. Hissenin nihai hedefini soruyorsanız bana gidebileceği hatta buradan daha fazlası var da ben şu an için mütevazı davranıyorum. Yani şu andaki potansiyelin 2 katı yaklaşık olarak potansiyeli var arkadaşlar. Ama altını çiziyorum, aşağıda ineceği yeri de var. Unutmayalım. Şu an destekte kalmış, aşağı ineceği yeri de var. Hiçbir zaman arkadaşlar potansiyel hisseleri ne olursa olsun ben 6 kat potansiyel olan hisseleri de size paylaşıyorum. Kendime gizlemiyorum. Ama hiçbir zaman paranızın tamamıyla tek hisseye tek noktada girmeyin. Kendinizi bu tahtanın insafına bırakmayın arkadaşlar. Tedbiri elinizde olsun. Her zaman dizginler sizin elinizde olsun. Ne demek? Elinizde her zaman için can simidi olarak nakitiniz bulunsun. Derim hele ki şu piyasa koşullarında. Şu an için bu hissede ne beklenebilir? Hocam yeter artık destek direnç. Arkadaşlar destek direnç iş bitmiyor işte. Bunlar önemli. Çünkü bazen kıramıyor ama şu an güzel bir yükseliş yapmış. Kıramıyor ve tekrar aşağı geliyor. Bakın o yüzden dolayı da sadece destek direnç de keşke iş bitse. Olmuyor yani. Olmuyor. Onu da bir açıklaması gerekiyor arkadaşlar. Şu anda bak hemen desteğin üzerinde kalmış. Desteğin üzerinde güzel. Desteğin üzerinde kalması güzel. Bakın aşağı. Evet toplamış. Sarkmış ve toplamış. Bakın arkadaşlar. Çizdiğimiz çizimleri görüyor musunuz? Ya bu çizimleri çok öncesinden, aylar öncesinde çizdiğimiz çizimleri bakın. Hissenin döndüğü yere bakın arkadaşlar ya. Döndüğü yere bakın haftalık bazda. Yani bu çizimlerimiz hiç beyhude boş çizimler değil. Yani KFK'den çizilmiş çizimler de değil. O kadar isabetli analizlerimiz. Bunları hiçbir indikatörle tespit edemezsiniz. Gelebileceği noktaları, muhtemel değeceği noktaları tespit edemezsiniz. Çünkü bakın sadece o noktalarda dahi ne yapmış? %13 arkadaşlar ya. Bu hissede %13 ciddi bir rakamdır. Ki böyle büyük rakamlı hisselerde böyle noktasal atış yapmak çok daha zordur. Böyle noktasal atış yapacaksınız. Çünkü sapma oranı daha fazladır arkadaşlar. Evet. Bakın görüyorsunuz mu? Bu. Aylar öncesi yaptığımız çalışmalar bunlar arkadaşlar. Şu anda hissede ne bekleyebiliriz? Hissede şunu bekleyebiliriz. Bakın. Buradan tepki alımı gelirse bu iyi senaryo arkadaşlar. Altını çiziyorum. İyi senaryo. Biz her şeyi düşünmek zorundayız. İyiyi de kötüyü de. 503'ler var arkadaşlar yukarıda. 503'ün kırılması halinde sonraki direnç noktası 567. O da yaklaşık olarak %26 yapıyor. Evet. Hatta 568 arkadaşlar. Ufak bir kayma. O kadar da olsun kusurumuz.
Peki arkadaşlar, nihai hedef. İşte 568'i kırdığı zaman nihai ve kalıcı olursa, atıyorum, kırmak önemli değil. Geriye hemen aşağı sarkarsa önemli, o sıkıntılı arkadaşlar, o önemli değil bizim için. Önemli olan bu 568'i kırıp üzerinde kalması. İşte kırıp üzerinde kalırsa arkadaşlar, bu hissedeki nihai hedefi işte bu 900'lü rakamlar. Belki 900'ü tam olarak getirmeyebilirler ama 800'lerde de denebilir, ama 800 ile 850 ile 900 arası hissenin şu andaki bulunduğu sayısal değerin yaklaşık olarak 2 katlık bir potansiyel var bu hissede. Peki şimdi maalesef ki 1, 2 verdik. Evet, yukarıyı vermedim arkadaşlar. Evet, istemediğimiz nokta aşağı gelirse, onu da düşünmek zorundayız ki arkadaşlar. O da bizim için önemli. Aşağı gelirse 1. Bu hissede ne var? 400. Şöyle tam olsun arkadaşlar ya. 412'si var. 412 kırılırsa eğer, bir dahakine destek alabileceği, aslında bu de tekrardan buradan da destek alabilir, bir daha tepki alma gelebilir. Şayet kötü senaryo gerçekleşirse arkadaşlar, biz kötüyü de iyi de veriyoruz. 375. 375 de kırılırsa, size de şu an için getirebilecekleri en kötü yer olarak 272'ler görülüyor arkadaşlar. 272'ler. O da ne kadarlık bir kayıp? %35, %36'lık bir kayıp. Kötüyü de vereyim, iyi de vereyim arkadaşlar, ama buralara geleceğini çok hemen, endeksle ilgili sıkıntılı bir süreç olursa ancak gelir. Aksi durumda gelmez. Zaten buralara gelirse arkadaşlar, yeni %80, %60'lık, %70'lik ciddi potansiyelde tepki alımları gelir. Bu hissede de bu potansiyel var. Ama şu an için benim öngörüm, endeks sıkıntı çıkarmasa bu kanalda böyle bir müddet daha belki yatay da olsa aşağı yukarı hareketlerle hisse hareketini sürdürebilir. Aşağıdaki kanala değebilir. O önemlidir arkadaşlar. Şu kanal, bakın. Şu kanalı kullanabilir. Kullansın, hiç önemli değil. Uzun süre bu kanalda zaten hisse devam ederse eğer, bu 900 dediğim rakamlar daha yüksek rakamlarda olabilir. Bilginiz olsun. Yani 1000 ve üzerindeki rakamlarda olabilir. Biz bunları yazdık mı? Yazmadık. Yazmadık. Bunları da yazalım arkadaşlar. Yukarıda 503'ü vardı. Kırması halinde. 568'i var. Bizim için kritik nokta bu. Eğer 568 kırılırsa uzak hedef olarak 950'lere kadar yolu var ise. Bu iyi senaryo. Kötü senaryoda 412'si var. 375'i var aşağıda. Ve 272'si var. Evet arkadaşlar, bu seçin söyleyeceklerimiz bu kadar. Farklı bir analizle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun.